Audio Jungle. Audio Jungle. Evet, iyi akşamlar sevgili izleyiciler. 2,5 aylık aradan sonra Boğaz TV'de Sportmence programında yine sizlerle beraberiz. Bu ilk programımızda yine her zamanki gibi stüdyo konuğumuz Ahmet Katra hocamız. Ahmet hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Yeni yayın dönemimizin bu ilk programında üzücü bir olayla Türk ulusu maalesef karşı karşıya kaldı. Pazar günü Hakkari Dağlıca'da ayin bir pusu neticesinde 16 kahraman Türk Mehmetçiğimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ulusumuzun, milletimizin başı sağ olsun diyelim. Bu üzücü gündemde spor adına neler konuşulabilir? Tabii söz konusu olun. Vatanın, milletin bekası olduğu zaman geriye çok şey konuşmak kalmıyor. Tabii biz de bu ilk yayın dönemimizde sporla ilgili görüşlerimizi bu üzücü ortamda mümkün olduğu kadar kısa bir şekilde sizlerle paylaşmak istedik. Ve bu duygularla programımıza başlayacağız hocam. Evet. Bu konuyla ilgili söylemek istediğin bir şeyler var mı hocam? Söyleyecek bir şey kalmıyor. Zaman duruyor adeta. İşte ne güzel Sayın Kurt siz açıklamasını yaptınız. Bu üzgüntülü bir durumda Allah'tan rahmet yani, insan söz bile bulamıyor, söyleyemiyor. İnsanın bazında kelimeler adeta düğümleniyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz ne kadar üzülsek ama ateşin düştüğü yer kadar üzülmemiz mümkün değil. Evet, vatanımızın çene düştüğü, hepimizin yüreği yanıyor ama o ocakların, sönen ocakların, hatta o anaların, babaların, eşlerin, çocukların duyduğu üzgüntüyü bizim duyma şansımız asla olamaz. Çünkü atasözü bu. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ama bize işte şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyip kalanlara da sabırlar versin diyoruz. Evet. İşte şimdi hocam tabii ki bizim programımız spor programı. Spor sporla ilgili duygu ve düşüncelerimizi paylaşacağız ama tabii hepimiz bu vatanın evladıyız. Neredeyse işte insanlar birbirlerini düşman görür hale geldi ülkemizde. Şimdi doğuda ve güneydoğuda yaşanan ortam batıdaki bir insan için o kadar kolay ki. Yani ne anlatırsanız anlatın. Oradaki atmosferi yaşamıyorsanız oradaki duyguları da bilemezsiniz. Şu anda orada resmen bir savaş var. Bir çatışma var. Ateşten maalesef dönmek var. Batıda yaşayan bizler bunu sadece sözlerle eleştirebiliriz. Oradaki insanların hayat mücadelesi çok çetin geçiyor. Doğuda yıllarca kalmış bir sporcu olarak biliyorsunuz. Yaşananlardan da ayrıyetten son derece üzüntülüyüm. Çünkü ben doğuda yaşadığım halkın ne kadar sevgi dolu olduğunu, ne kadar misafirperver olduğunu,
batıdan, güneyden, kuzeyden gelen ne tür insan olursa olsun onlara en iyi misafirperverliği gösterdiğini bilen bir insan. Çünkü 4 yıl Van'da kaldım. Van Spor'da oynadım. Van halkı tarafından hiçbir ayrımcılığa tabi tutulmadan el üstünde taşındık. Bizim diğer sporcularımızla beraber orada en iyi şekilde ağırlandık. Her zaman onlarla kardeşçe, yaşadık. Abi kardeş ilişkisi içerisinde yaşadık. Bugün hala görüştüğümüz dostlarımız var. Doğu'da da birçok yere müsabaka için gittiğimizde halkın göstermiş olduğu ilgi ya inanılmazdı. Şimdi oradaki insanlarla bu terörist grupları aynı kefeye koyarsak olmaz. En büyük hatayı yapmış evet. oluruz. Ben bir kere kendi içimden geçen duyguları bu anlamda söylemek istedim. Çünkü terör gruplarının oradaki halka da yaptıkları var. Var tabii. Oradaki halk da baskı altında. Evet. Her iki tarafın arasında kalmış durumda. Zor durumda. İnşallah bu süreç en kısa sürede olumlu bir şekilde sonuçlanacak. Tekrar Doğu ile Batı'da yaşayan insanlar birbirlerini kucaklayacaklar. Tamam. Benim tek inancım ve umudum odur. Dualarım da bu yöndedir. Meseleye böyle bakmamız lazım. Bu yaşananlar tamamen bir terör olayıdır. Tabii o halka mal edemeyiz bunları Sayın Kurt. Çünkü neden? Şimdi sosyal medyada bu tip çirkin şeyleri okuyorum ben hocam. Okuyorum. Gerçekten üzülüyorum. Yani oraya hayatında hiç gitmemiş, orada yaşanan hiçbir şey görmemiş bir insan buradan ahkam kesiyor. Ahkam kesiyor. Oradaki halkı, her halkı onlarla aynı kefeye koyma çabası içerisinde. Ama asla ve asla öyle değil. Değil. Bizim içimizde de kötü insanlar var. Var tabii. Batı'da yaşayıp da herkes melek değil. Bizim içimizde de kötü var. İnsanlar var. Orada da kötü insanlar olabilir. Ama tüm bu olanların faturasını da oradaki günahsız evet. Sayın Kurt, insanlara zaten kesmek olmaz. Doğru olmaz. Sayın Kurt zaten Doğu'ya giden kalkınma projesinden rahatsızlık duyan insanlar yapıyor bunları. Çünkü oraya bir havaalanının yapılması ne kadar rahatsız etti görmüyor musunuz? Yani fena mı oluyor? Düşünün bir havaalanının gitmesi oraya iş gücünün gitmesi demektir. Ama bundan dış güçler rahatsız oluyor. Rahatsız oldukları için oranın halkına zarar veriyorlar. Bu zaten bilinen bir şey. Yani bu insanlar kör değil, dal değil. Bunu biliyorlar. Ama o kişiler bundan rahatsızlık duyduğu için o halka rahat vermiyorlar. Ne oluyor? Zarar yine oraya oluyor. Onun için de senin dediğin gibi Sayın Kurt, hiçbir zaman o halkımıza, Kürdümüz, Türkümüz, Çerkezimiz, Abazamız, biz hepimiz bir kardeşiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama bu lanetlik de, bu terör olayında Allah nasip ederse inşallah Türkiye'mize silinip gider. Başka hiçbir devletlere de vermesin. Evet. Yalnız bizde değil bu terör oluyor. Her yerde var. Ama inşallah kökünden temizlenir hocam, diyoruz. Hocam göreceksin bu terör örgütlerine en güzel cevabı oradaki halk verecek. Verecek. Elinde inşallah. Sonunda verecek. Kendi vatanına sahip çıkacak. Hı. Ve oradaki gerekli şamarı o patlatacak. Her şeyi göze alacak. Onu bekliyoruz. Evet. Her onu şeyi göze alacak. Yani, korkmayacak. Evet. Onlar da artık patlama noktasına evet, geldiler. Ben inanıyorum ki bu terör belası da ülkemizin başından el birliğiyle def edilecek, gidecek. Evet, gündemimiz tabii terör gündemiyle çok önemli bir zaferi kutlayamadı. Milli takımımız umutların tükendiği dendiği bir dönemde Hollanda'yı 3-0 gibi bir skorla yenerek Hollanda'yı bu kadar kötü görmedim. Tümünle eşit. İstersen hocam öncelikle bir Letonya maçının değerlendirmesini evet, yapalım. Bir haftada iki maç oynandı. Evet. Çarşambadan pazara ne değişti? Önce bir onu konuşalım. Letonya maçı. Zaten şimdi Sayın Kurt siz de izlediniz. Ben de izledim televizyondan. Ama çok pozisyon bulan bir milli takımı izledik. Ha şu oynamış, bu oynamış. Bunlar hepsi milli takımın futbolcuları. Bu işin içinden gelmiş insanları biz. Herkes kendi kendine bir yorum getirebiliyor. Kafasında geçiyor.
şu oynasaydı bu oynasın. Ya zaten takımı çalıştıran Sayın Fatih Terim ve ekibi. Onlardan daha iyi. Bizim hiç kimsenin bilme şansı yok. Onlar biliyor her şeyi. Ve onlar çıkarıyor. Biz ancak gördüklerimize yorum getirebiliyoruz. Onların ne olduğunu onlar biliyor. Ama o kadar çok pozisyona girip şöyle gözünün önüne getiriyorum. Atılan dışarıdan şut ve denenen iki tane, bak şimdi Selçuk'un iki tane şutu var. Uzaktan biri kalecinin üstünden döndü. İkincisi falsolu giden top alt köşeye girdi bakın. Demek ki o kadar çok pozisyona giriyor sağdan orta, oradan orta. Eğer bitiriciliği doğru vuruşlar yapamıyorsa kaleciyi milli yaparsınız. Ya dikkat edin, kalecinin kurtardığı toplara bir dikkat edin. Allah'ın sırası. Yani biz bitirici topları vuramıyoruz. Volkan'ın telaşı. Yani onu kafa, bak bu sefer oynatmadı kafadan. Sonradan oyuna koydu Hollanda maçında. Ama ya orada ona da hak vermek lazım. Yani şimdi o bölgede Volkan'ı öyle bir sorumluluk verilmiş ki yani bakıyorsun şeyin önüne geçecek neredeyse. Burak'ın önüne geçecek, evet, duruma gelmiş. O kadar da çok pozisyonu gol yapamayınca 1-2'yi kaçırınca tamamıyla oyundan düştü. Yani doğaldır bunlar. Ama atsaydı yıldızlaşacaktı. Çok pozisyona girdi, atamadı. Son vuruşları iyi yapamadı. Ama genelde baktığında Sayın Fatih Terim de Hollanda maçında bir konuşma yaptı. En azından şeyden daha iyiydik. Letonya maçından daha iyiydik. Belki orada onu söylemek istemedi. Hani biz kötü oynadık imajını getirmedi Letonya maçına ama öyle algılandı. Ve yorumcuların hepsi de ay başta Çilingiroğlu. Acaba hani böyle mi demek istedi, şöyle mi demek istedi? Ben orada konuşma hatası, yani öyle demek istemedi. Aslında de. Aslında biz Letonya'da da iyi oynadık. Sadece golleri atamadık. Evet, ama öyle bir kelime koyduk ki orada en azından Letonya maçından daha iyiydik. Yani kötü değildik. Belki gol vuruşları açısından söylemiş. Belki de söylemiş. Ama bu maça baktığın zaman o kadar çok pozisyon gözükmese de, Letonya maçındaki kadar gözükmese de şeyin eksik oluşu da var bunda. En iyi adamlarından birisi Roma tabii canım. Başlı başına hani bir Hollanda takımının artık simgesi haline gelmiş bir adamdı. Fakat genele baktığım zaman o Dünya Kupası'ndaki izlediğim Hollanda'dan eser yoktu. Hani o bir gerçek. Yani belki aynı adamlar, aynı futbolcular ama bir oyun anlayışında da bayağı bir değişiklik vardı. Zaten artık Şener'in de o pozisyonları yaratacağını herkes ezberledi yani. Alıyor, içi dışa veriyor. Ondan sonra kendisi içeri kaçıyor. Hani böyle durumlara giriyordu. Ama Letonya maçına geldiğimiz zaman ben eğer goller olsaydı bunlar hiç konuşulmayacaktı zaten. Ama attığımız o golden sonra zaten zar zor çok pozisyona girdiğimiz halde attığımız o golden sonra yaslanmayacaktı. Ben Fatih Terim'in oraya çünkü bunu nereden hocam getirin dersen sen santraforunu çıkartıyorsun ki tam onları kabullendirmişken bir ikinci golü araman gerekirken çünkü çok pozisyona giriyorsun. Senin hangi akla hizmetle Mehmet Topal'ı alarak sen yaslanıyorsun geriye. Yersin böyle gol. Bir de adam şut atacak senin defansif adamın arkasını dönüyor. Yok böyle bir şey. Kalecilik yaparım orada atlarım onun bacaklarına. Şimdi, yine vurdurtmam. Doğru. Yani Egemen. Evet. İşte Servet, Bülent Korkmaz tabii, bunları yapardı. Yapardı. Ölümünü atlardı. Arkasını dön. Bir futbolcu arkasını döndüğü anda 5 metre fark eder ya. Stoper özellikle. Tabii. Arkanı nasıl dönüyorsun? Dur önünde suratına çarptın, orana çarptın, buranı. En azından gör adam ne yapıyor. Adam sen vuruyormuş gibi yapar, sen arkanı dönersen geç. Ya yapar bileseyi. Bir futbolcu arkasını dönmeyecek. Ki bunlar milyarları alan, trilyonları alan bunlar en üst düzey futbolcular. Biz amatör futbolcuları niye bağırıyoruz ki? Allah'ım yarabbim. Evet. Ben onları kafamda uyandığımda ben de hiçbir gerekçesi olmayan, hiçbir geliri olmayan bir futbolcunun canını okuruz, arkasını dönecek. Onu öğretiyoruz. Futbolcu arkasını dönmez. Çünkü futbol toptan kimse ölmemiş. Sen nasıl dönersin orada? Nasıl böyle bir hata yaparsın? Döndün arkanı. Adam yaptı şutun. Atla bakalım onu vurabilecek mi? Döner, çarpar ve yaslanıyorsun. Herkes ceza sahasının içinde. Ve dikkat edersen yalnız o pozisyon değil. Onun arkasından gene bir dan daha girdi. Ayaklarından döndü kalecinin. Bir bir olacak o maç. Hadi orada Caner'in ters ayağını uzattı diyeyim ben. Çünkü sol ayağını uzatıyor. Öteki ayağını uzat.
Çünkü soluna attı adam da gitti karşı karşıya. Bir de iyi adam. Ama şeyin kısmetine bacağının arasından geçmedi. Ayaklarına evet, çıkardı. Evet. Yani baktığın zaman Sayın Kurt şeyin kısmet golü diyeceğim artık Arda'nın golüne. Neden kısmet gol? Dışarıda bomboş santrafor. Doğrusunu yapması hocam, lazım. Evet. Senin görüşlerini desteklemek yani, adına evet, söyleyebiliriz. Aşağı yukarı ben de aynı şeyleri düşündüm. Çok güzel edit ettin. Çok pozisyon vardı. Evet. Kaleci çok kurtardı. Gol vuruşlarını biz sadece deriz ya işte şut atma, gol vuruşu yap. Bizimkiler şut attılar. Yani boş alanlara topu gol vuruşu yapıp neticelendiremediler. Milli takım golü attığında zamana baktım. Evet. 77. Evet, 13 hocam, dakika vardı uzatma hariç. Golden sonra baktım kendi alanımızda bir pas yapma şeyi. Trabzon'dan da misafir var, Baldız. Evet. Yanımda oturuyor. Onlar Trabzonlar bilirsin futbolu çok severler. Dedim ki ya dedim bunlar niye pas yapıyorlar dedim. İkinci golü aramak varken. Evet. Şimdi dedim son dakikalara doğru. Bir yan top olur, korner olur, ayağına çarpar bir şey olur. Gol olur, geri çıkaracak. Zaman kalmadı yani. Evet. Zaman kalmaz dedim. Dememize kalmadı. 90+1 senin de anlattığın pozisyonda. Hatta Şabal oyuna girerken bu iyi bir futbolcuydu, bu niye oynamadı diye ben kendi kendime de söylenmiştim. Girdi, ilk vuruşunda da golü attı. Tabii o gün de çok pozisyon üretti, şut attı, sıfıra indi, ara toplarını kullandık ama biraz da beceriksizlik vardı. Ama Hollanda maçı çok farklıydı. Hatta o maçta ben Beşiktaş'tan niye kimse oynamadı Gökhan Töre dışında diye bir soru sormuştum. Bu baktım Oğuzhan oynuyor ilk 11'de. Ve nitekim de o çok akıllı çok bir gol attı. Bir çok güzel bir ara pasıydı. Evet, ve defansın arkasına atılan toplara yapılan koşulardan da güzel pozisyonlar verdi, devam etti. Buldu. Verdi, devam etti çünkü. Takım olarak orta saha. Çünkü bizim takımımız İleride defansın arkasına koşu yapabilecek oyuncularımız var. Burak gibi. Burak sürekli defansın arkasına koşu atan bir oyuncu. Bu maçta bunları iyi kullandık. Ve 3-0 haklı bir galibiyet. Evet haklı. Yani olması gereken goller olmadı. Hani şimdi gördünüz Sayın Kurt. Yani orada Caner'in yapmış olduğu faul bütün dünya gördü. Yani bugün affedersin gözü görmeyen insan bile gördü. Adamın formasını tuttuğu Caner resmen foul yani bu. Ama ne yaptı hakem? Ara sıra işte bize de böyle piyango vuruyor. Bizi de tutan hakem oluyor. Resmen şimdi tuttu orada devam dedi. Letonya maçında Fatih Hoca serzenişte bulundu ya hocam. Bundan sonra dedi İsveçli hakem istemiyoruz. İsveçli miydi? Ne oldu yani Sayın Fatih Terim hakemin kötülüğünden mi şikayet etti? Hakemi şikayet etti. Ayıptır yani. Hakem mi atacak golleri? Sayın Kurt. Yani, kim atacak yani golleri? Yani şimdi düşündüğün zaman Letonya maçında adam gol attığında golünü mü vermedi? Sen git dön. Canım. Orta sahada birkaç pozisyonda taktiraklarını O kadar orayı kullandı Letonya'ya karşı. Ben de maçın hakeminin çok önemli bir hata yaptığını görmedim. Yok. Zaten öyledir. Bir puan kaybedildi mi herkes hakeme. Dikkat ettin mi Hollandalılar hiç saldırmadı. Yaka paça indirdi be. Evet. Golde. Yani üçüncü golde foul ve hatta verirse bile sarı bile verebilirdi o pozisyonda. Ama devam etti. Evet. Ve gol oldu o pozisyon. Ben de o golde kısmet gol diyeceğim. Neden? Bomboştu vermedi dışarıda. Geldi yanındaydı. Vermedi. Olsun. Önemli olan top bizi sevdi diyorum ben. Üç tane golde bütün Türkiye'yi en azından bu acılı günlerde birazcık evet, yüreğine su serpti. Maçın görüntüleri var. Evet. Coşkuyu, türbinlerdeki coşkuyu gördük. Ama helal olsun Konya'ya. Tabii Konya iki maçta da gerçekten iyi bir ev sahipliği yaptı. Bu resmen milli maçları buraya istiyoruz mesajıdır. Tabii futbola da susamışlar. Hocam seyirci zaten Konya seyircisi. Ben bildim bileli futbola karşı aşırı bir tutkunluğu var. Yani ikinci ligde de olsa bu maçlarda statlarını hep doldururlar. Konyalılar bu anlamda iyidir ve milli takıma da evet, Sayın Kurt size katılıyorum ve bu İstanbul taraftarına da bir tokat gibi mesajdır. Neden? Dikkat ederseniz orada Allah muhafaza birazcık
futbolcumuz kötü oynasa veyahut da puan kaybetme durumuna düşsek hemen yayılım ateşine tutuyorlar. Hiç ağza alınmayacak, bir milli maçta yakışmayacak kelimeler sarf ediyorlar. Bu kelimeleri sarf edebiliyorsanız işte size de cezayı Konya seyircisi veriyor. Görmüyor musun beraberlikten sonra her futbolcuyu nasıl alkışlıyorlar, nasıl çağırıyorlar? Hocam İstanbul'daki maçlarda artık Galatasaraylı, Fenerbahçeli futbolcu ayrımına gitmeye başlamış işte, seyirci. Evet, Volkan'a küfür ettiler, takımı bıraktı gitti. Evet. O dönemlerde. İşte aynı şeyi getirdim. İstersen hocam bir izlemeyenler için maçın, milli maçın özet görüntüleri hazır. Onları izleyelim, ondan sonra yine yorumumuza devam edelim. Evet. Karşılaşma başlıyor. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Nersing sahada topla buluştu. Nersing ceza alanına doğru orta arka direğe Serdar Aziz. Topa yükseklik kazandırdı. Van Persie dokunuyor. Selçuk. İlk kez bu kadar kalabalık geldi Hollanda milli takımı. Şimdi bir ani atak şansı millilerimiz için. Arda Oğuzhan top istiyor. Oğuzhan gole gidiyor Oğuzhan. Oğuzhan aşırttı. Gol! Oğuzhan'ın golü sevgili izleyiciler. 8. dakikada istediğimiz, beklediğimiz golü buluyoruz. Ay yıldızlarımız Hollanda karşısında Konya'da 1-0 öne geçiyor. İlk kez kalabalık geldi Hollanda kalemize. 4 kişiyle geldiler. Orada Arda derin koşu yapan Oğuzhan'ın önüne doğru gönderiyor topu. İşte Oğuzhan Özyakup. Böyle bir vuruş, mükemmel, akıl dolu bir plase. Oğuzhan'ın golü. Van Persie topuk pası. Aman Caner dikkatli ol. Nersing. Volkan mükemmel çıkartıyor. Bravo Volkan. Hakan Çalhanoğlu arka direğe doğru. Serdar Aziz indirdi. Top üst dağlarda kalıyor. Oyuncu Memphis Depay ceza alanı içi. Van Persie sırtı kaleye dönük. Wesley Sneijder, kalecimiz Volkan Babacan. Şimdi kazanıyoruz. Arda vuruyor. 2 oluyor. Arda vuruyor. 2 oluyor. Ve millilerimiz rahatlıyor sevgili izleyiciler. Dakika 26. Arda'nın golü, fark 2'ye çıkıyor. Önce Oğuzhan, sonra Arda. Hiçbir yumruk, tek bir yumak oldu. Arda topu böyle alıyor. Sonrasında da bu vuruşla Silesen'in kapattığı köşeden topu ağlara böyle gönderiyor. Hakan Çalhanoğlu, şimdi Burak önüne alacak. Burak aldı, vurdu dışarıya. Çünkü Silesen son anda ayaklarıyla çıkartıyor. Wesley Sneijder, ara pası, Van Persie, Volkan çıkıyor ve topu alıyor. Ve ikinci yarı başlıyor sevgili izleyiciler. İkinci yarıda savunmanın arkasında hareketlendi. Topla buluştu. Şener kapatıyor orayı. Ceza alanı içi bomboş pozisyon ve inaldım. Neyse ki omuzuyla avuta gönderiyor. Memphis Depay kaleye. Volkan Babacan. Eller çıktı. Hakan penaltı noktasına. Kafa dışarıya. Serdar Aziz. Beklentisi vardı burada. Wesley Sneijder arka direğe doğru kafa. Ruma'dan eliyle Volkan Babacan hemen başlattı oyunu. Şimdi orada Oğuzhan var. Oğuzhan. Son 15 dakikalık bölüme girdik sevgili izleyiciler. 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Serbest vuruş kullanıldı. Ceza alanı içi dışarıya. Wesley Sneijder. Sneijder kaleye doğru, isabetli değil. Al. Caner topu önüne aldı. Caner. Top hala Caner'de. Caner ceza alanı içi. Gol pozisyonu. Caner geriye. Şimdi Burak ve gol! 3 oluyor sevgili izleyiciler. Burak attı, 3 oldu. Hollanda karşısında tarih yazıyor millilerimiz. Evet. Keyifli ve heyecanlı bir maç. 3 gol. 3 puanı aldık. Bu 3 puanla 3. sıraya yükseldi milli takım. Ve en iyi 3'üncüler
kısmında belki de direkt girecek şansımız tabii var. İkili avaraj bile bize yarar. Zor biraz ama yine en azından bir baraj maçına kalacağız gibi görünüyor. Geriye kalan iki maçta evet. Alınacak puanlara Çek Cumhuriyeti ve İzlanda maçları. Hocam biri dışarıda biri içeride. Söylenecek bir şey. Çünkü Çek Cumhuriyeti evet. O da kazandı. Garantiledi. 17 puanlı var. 1 puan bir fark artık mucize yani. Evet. Çünkü arada 5 puan fark beş var. Puan. Çıkmayan candan umut kesilmez evet. Diyelim. Milli takımımıza başarılar dileyelim. Ülke olarak en çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde evet. Bu Hollanda zaferiyle biraz olsun sevindirdiler bizi. Evet. Evet hocam, Dardanel Spor'a geçelim. Süper Lig'de maçlar yoktu. Milli maç dolayısıyla ara verilmişti. Bu yıl Dardanel Spor 3. Lig'de 3. grupta mücadele ediyor. Ve ligin 3. hafta maçları oynandı. Bu hafta da Kastamonu Spor deplasmanından 1-0 yenilgiyle döndü. Bu maçın ilginç bir özelliği daha önce Dardanel Spor'un başında teknik adamlık yapmış olan Ahmet Duman'ın Kastamonu Spor takımıyla Dardanel Spor'un karşısına çıkması oldu. Ve maçtan sonra gülen Kastamonu Spor oldu. Yani bir nevi Alef ile Selef'in maçı mı diyorlar. Dardanel Spor'da Mitrovic. Daha önce de Mitrovic'in ekibinde Ahmet Hoca görev yapmıştı. Şimdi Ahmet Hoca Kastamonu Spor'un başında teknik adam. Dardanel Spor'un başında yine Mitrovic. Ve maçı Kastamonu Spor 1-0 kazandı. Bundan önceki iki maç ne oldu Dardanel Spor'un? Biz ilk Sport Manager programımızı yaptığımız için iki maç oynandı. Bu maçlardan bir tanesi Bergama deplasmanında 0-0 sona erdi. Ve geçtiğimiz hafta da Van Spor'la Çanakkale'de oynanan maçı penaltıdan atılan bir golle 1-0 Dardanel Spor kazanmıştı. Bu hafta da yenildi. 3 tane sonucu tattı hocam. 3 maçta beraberlik, galibiyet ve yenilgi. Artık Dardanel Spor bunlardan hangisi güzel diye onu seçecek bundan sonra. Hangisi daha mutluluk olur. Bu yıl Dardanel Spor'u izleme şansın oldu mu hocam? Oldu. Van maçında oldu. Beğendim yani. Şimdi o maçta seyirci de hani ilgi gösterdi. Berabere dönünce Bergama'dan seyirci de yani diğer maçlara baktığımız zaman bundan önceki yıldaki maçlara bayağı seyirci de susamış. Yani görüntü onu gösterdi. İyi de oynadı ama gelen takım Van tamamıyla beraberliğe kilitlenmiş. Onu gördüm. Yani beraberlik Van için çok büyük bir şeydi yani kazançtı. Yani görüntü oydu orta sahada. Bazen kontra toplarla gitme yoluna gidiyor ama Dardanel Spor muhakkak kazanayım. Yani biz eskiden mesela biliyorduk top çevirir, o şişirme toplarla giden bir Dardanel Spor görüyorduk. Zaten tam kenarlara yayıp ortada ikiye birlerle aradan kaçırayım veyahut da kenardan ortayla geleyim. Hep böyle hani her an için gol kokacak o görüntüyü verdi, imajı verdi. Sonunda da zaten bir penaltı şeyiyle istediği 3 puanı hanesine yazdırdı. Hani burada berabere de bitebilirdi. Yani şimdi şeyin Van'ın ondan sonra 2 kontratağı vardı. Öyle de bitebilirdi. Ama maçın galibiyet hakkı şeyinde Dardanel'inde. Orada. Ben Van Spor maçının ikinci yarısına yetiştim. Trabzon'dan dönüyordum yolda. Yetiştim. Tabii Van Spor'da benim eski takımım. Erkan. Dardanel Spor'da benim eski takımım. Van Spor'da da dostlarımız var. Maçı izlemek en sonunda maç sonunda da tanıdığımız dostlarımızı görmekti amacımız. İkinci yarı geldim. İkinci yarı sanki yani skorboard'un tabelasına
bakmasan Dardanel Spor 5-1 galip, 5-0 galip bir hava vardı. Hava. Çünkü böyle kendi sahasında pas yapıyor. Evet. Maçta hiçbir heyecan yok, tempo yok. Yok. Diye. Elektrik kesildi. Evet, o zaten en büyük bomba. Evet, elektrik kesildikten sonra hatta yanımda beraber gittim. Arkadaşa dedim ki bakalım bu elektrik kesintisi kime yarayacak? Evet. Çünkü bazen soğuduğu için. Evet, elektrik kesintisi o an baskılı oynayan takımın aleyhine olabilir. Ve elektrik kesintisi Dardanel Spor'a yaradı. Niye Dardanel Spor'a yaradı? Ben kendi gözlemimi söyleyeyim. İlker oyuna girdi. Evet. Şimdi İlker eğer sprintini sağlamsa sağlam. Bu takımda her zaman ilk 11'de oynar. Oynar tabii. Ve nitekim İlker girdi. Sağ kanattan takım atak geliştirmeye başladı. Ve o bölgeden de çok önemli ataklar oldu. İşte iyi bir orta vardı. 99 numaralı oyuncu her ne kadar bence maçın en kötü adamı görünse de kafayla vuramadı, ıskaladı. Yine bir iki pozisyon oldu ama penaltıyı attı. Evet, 3 puanı kazandırdı. Ama çok güzel bir taktik varyasyon oldu penaltıdan önce. Evet. Güzel bir çalışmaydı. Gol oldu ama golden sonra Van Spor'un önemli gol pozisyonlarını vardı. Onlar atılsa maç berabere biterdi. Evet. Van Sporlu oyuncuların hakeme biraz bayağı itirazları vardı. Yanlış kararlarından dolayı. Neticede 1-0. Aldı 3 puanı hanesini yani. Özer herhalde santrafor ismi Özer. Özer'i 3-4 sene öncesinden Ümraniye'de oynadığı dönemden ben Derince Belediyespor Teknik Direktörüyken biliyorum. İyi bir futbolcuydu. Herhalde şu anda daha Çanakkale'ye adapte olamadı ya hazır değil, geç katılmış olabilir. Yapılan transferleri de bilmiyorum hangi aşamada yaptılar. O maçta iyi bir görüntü vermedi. Vermedi. Ama bir önceki maçta Bergama maçında da iyi oynamış. Ama eğer bu takım kanatlardan top getirmek istiyorsa, İlker. Eğer İlker gibi bir oyuncusu varsa oynaması lazım. Çünkü İlker ve Ahmet iki süratli adam, iki adam eksiltebilen adam. Rakibin dengesini bozuyorlar sayın. Bu takımda işte İlker'le ilgili sakatlığı kolunda bir problem olduğu söylendi. Evet. Ne kadar doğru ne kadar bilmiyorum ama bu hafta yine Kastamonu maçında yine oynamamış. Onu da söyleyelim. Neticede o maçı 1-0 kazandı. Maçtan sonra benim dostlarımı gördüm. Kaleci antrenörü Eşref Hoca benim Derince Belediyespor'dan kaleci antrenörümdü. Benim ekibimdeydi. Tarık Hoca ile futbolculuk yaşamımızdan tanınıyoruz. Benim zamandan masör malzemeci orada. Hatta masörümüz Cevdet böbrek rahatsızlığı geçirdi. Çanakkale'de hastaneye kaldırıldı. 3 gün Çanakkale'de kaldı. Ameliyat olacaktı. Daha fazla görme fırsatım oldu ama kötü bir fırsatla, hastalıkla gittik. Her gün uğradım. Yanına Asret giderdik, konuştuk. Onlar da gittiler. Neticede dediğin gibi Dardanel Spor o maçta 3 puanı aldı hocam. Transferin son günü Taner'i geri transfer ettiler. Sezon başında teknik adam olarak Yücel Çolak vardı. Ne tür gelişmeler yaşandı, ne oldu? Tabii içeridekini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. O ayrılmak zorunda kaldı maçlar başlamadan. Fatih Uygun tekrar takım başına geldi. Fatih Uygun'a da Dardanel Spor'daki görevinde başarılar diliyoruz. Tekrardan takımın başına geçtiği için. Kastamonu Spor maçında tabii deplasmanda olduğu için izleyen arkadaşlardan bilgi aldık. Kastamonu Spor'un daha üstün oynadığını, özellikle Ahmet'in kırmızı kart ilk yarı sonuna doğru kırmızı kart görmesi ve 10 kişi kalmasıyla işinin biraz daha zorlaştığını söylüyor. Ama bu Ahmet konusu da hocam biraz irdelenmeli mi? Yani Ahmet kendi kontrol edemiyor. Evet. Çok genç bir arkadaş. Yeteneği var ama geçen sezonda böyle gereksiz kırmızı kartlar gördü. Bu maçta da
ikinci sarı kartı hakemi kandırmaya yönelik hareketten dolayı söylenen. Yani kendini kontrol etmesin. Amatörünü unutup profesyonel olduğunu unutmaması gerekir. Profesyonel bir takımda oynuyorsun. Yani iyi profesyonel olmak, yani bu yalnızca bizim 3. lig takımlarında veyahut da Dardanel Spor'a değil. Yani bakıyorsun milli takımda bile aynı hataları yapan, amatörce şey gören, kart gören futbolcular var. Yani bakıyorsun ikinci harekette bir ters girdiğin zaman kırmızı kartla oyun dışı kalıyorsun. Hala bunu benimsemiş değil futbolcular. Ben buna üzülüyorum. Ya sen bir profesyonel takımda oynuyorsun. Yani bugün hakeme şöyle elinle sarı kart işareti yapsam bile sarı kart görüyorsun. Yani bırakın futbolunuzu oynayın. Hakem düdüğüne, lehinese, oyna aleyhinese. Çekil topun başına. Bunları yapamıyoruz. Yani hala iyi bir profesyonel olamıyoruz. Ahmet de kendini kontrol edemiyor. Artık kendine bir çeki düzen vermesi lazım. Bir takımı 10 kişi bırakmaya kimsenin hakkı yok. Şimdi daha 3. haftası yine kırmızı kart problemi. Geçen sezon evet. Çok çekti çünkü. Evet. Gene çekiyor. Bayağı kırmızı kart evet. Gören bir takımdı. Tam formunda futbolcu bakıyorsun ki çift sarı karttan veyahut da direkt kırmızı karttan çıkıyorsun yani. Evet hocam ya. Grubu değerlendirirsek biraz. Grupta kimler var? Vallahi Sayın Kurt daha belli olmuyor. Çünkü Bergama ilk maçta biliyorsun kendi sahasında Dardanel'le berabere kaldı bir takım. Yani bu hiç biz geçen sene de biliyorsun Eyüp oturdu başa. Bu grup nispeten biraz daha mı kolay bir grup hocam? Yani bana öyle geliyor. Yani geçen seneki Eyüp'ün lider olduğu gruptan bu seneki bu 19 tane takım içinde oynanan maçlar da zaten belli sıralanmışlar. Alt tarafta iki takım sıfır çekmiş. Yani baktığın zaman 1-1-1, 3-3-3, 4-4 yani bir beraberlik, bir galibiyet, bir mağlubiyet gibi hepsi sıralanmış. Yani hiçbirinin birbirinden yok farkımız diye bir şarkı vardır. Onun hani gösteriyor burada. Ben şöyle diyorum. 6. 7. 8. haftadan sonra daha geniş bir çapının bir yorum yapma şansına evet, sahip. Şimdi olur. Geçtiğimiz sezon hatırlarsan hocam programda ilk başlangıç haftasında şöyle takımlara baktığımız zaman demiştik ki evet. şunlar çok tehlikeli. Şu anda ben bakıyorum burada şampiyonluğu zorlayacak yani isim ve kulüp olarak yani direkt gözüme batan bir kulüp yok. Şimdi Dardanel Spor da bu sene ciddi paralar harcadı hocam. Yani görüştüğümüz arkadaşlarımız yani futbolcu başına 150 milyar alanlar var. Alan var. 150 milyar da iyi bir para. Çok iyi para tabii yani bugün 3. Yani iyi bir para harcanmış. Van'daki arkadaşlarımızla konuştuğumuzda onlar da birkaç oyuncuya nispeten para verdiğini ama şampiyonlukla ilgili bir hedeflerinin olmadığını, geç toplandıklarını söylediler. Kastamonu Spor'un iyi bir harcama yaptığını biliyoruz. Batman Petrol her ne kadar ikinci sırada görünse de takım kaptanı geri Dardanel'e dönen Taner oradan ayrıldı. Neydi şartlar, neydi sebebi ayrıldı tekrar Dardanel'e geri Sayın geldi. Sayın hocam Beylerbeyi için çok iyi gelecek diyorlar. Şimdi yani, Beylerbeyi vallahi yanlış olmasın ama ya Galatasaray evet, altyapı evet, pilot takım evet. Olarak belirlemiş. Oradaki oyuncular var. Onlar da İdman faktörleri çok yüksek olduğu için ben genç olabilir. Bile. İşte Gölcük de sezona şampiyonlukla başladı ama 2-2 maçı kaybetti. Evet. Yani demek ki o da eski havasında yok ama evet. Senin de dediğin gibi 5-6 sonra hafta sonra daha rahat yorum yapabiliriz. Ama baktığımız zaman yine geçen sene küme düşme mücadelesinin son haftalarda kümede kalan Çin'e yine en altta. Aynı Körfez İskenderun yine aynı altta. Yine Tavşanlı evet, aynı. İşte Çorum nereden elle biliyorsunuz aynı. Para sıkıntısı çeken çekiyor. Bir sürü takım var burada. Burada Darıca her sene güzel takım yapardı. Gerçi bir hafta bay kalmış. Bir galibiyet, bir mağlubiyeti var. 3 puanı var. İlerleyen haftalarda Darıca tekrar potaya girebilir. Bayburt geçen haftanın lideriydi. 3 maçta henüz yenilgisi yok. Trabzon'dayken Bayburt Düzyurt. Düzyurt hazırlık maçı var dediler. Bayburt Spor'un antrenörü de arkadaşımız Erdal Hoca. Hem onu göreyim diye Ahmet Suat Özeci testlerinde maçları vardı. Canım da sıkılıyordu evde. Gittim seyredeyim dedim ama
ne Bayburt'u ne Düzyurt'u beğenmedim hocam. O kadar kötüydüler ki. Hatta maçtan sonra Erdal Hoca'ya dedim, ya hocam dedim, senin kadron bu mu? Ya dedi, bizim dedi geçen seneden 7-8 oyuncumuz ilk 11'de oynayan başka takımlara transfer oldu. İşte yeni oyuncular aldık ama yani şampiyon oluruz diyemiyorum. Orta sıralarda yer alacak bir ekibimiz var dedi. Düzyurt'u zaten hiç beğenmedim o diğer grupta. Bugün bakıyorum Bayburt 7 puanla 3. sırada. Tabii sezon başı her türlü sonuçlar. Olur. Tamam. Geçen seneki gibi değil. Mesela geçen sene bir bakıyorsun Eyüp alttan sıralanıyor. 4-5 tane takım o bunların arasında geçer dedik. Öyle de gitti ama yine de o kadar çok beraberlikler oluyor ki yukarısı da kaybediyor. Bakıyorsun biz hani hep Dardanel'i şey yapıyoruz da çıkışa gelsin diye. Bakıyorsun bizimki de puan kaybediyor. Geçen sene biliyorsun dünya kadar beraberliklerle puan bırakmıştık. Yoksa onların tepesinde biz bitirecektik. Evet, bu arada hafta arası Türkiye Kupası maçları var. Başladı Türkiye Kupası. Evet. Dardanel Spor burada Yeşil Bursa'yla karşılaşacak. Hocam ilk maçlar başladı. Önce Ballıgi profesyonel takımı olmayan takımlar başladı. Dolayısıyla yeni sezon maçlarını da Dardanel Spor'un takip edeceğiz. Gideceğiz artık. Bu yıl. Bu sene de bu. Bu sene çünkü yönetim de değişti. Evet. Her ne kadar Niyazi Önen bırakmış gibi görünse de başkan yine. Bizim gözümüzde her zaman. Yok, yine dümenin başındadır yani tabii. Bu çünkü tecrübe var. Oğlu Mehmet Önen kongrede kulübün başına geçti. Genç bir yönetim oluşturdu onlar da. Evet. İstanbul kaynaklı. İyi de iddialıydılar. Evet. İyi de para harcadılar. Evet. Bundan önceki yıllara oranla. Rabbim utandırmasın. Söyleyelim. O projelerin, o harcanan paraların karşılığını da İnşallah bekliyoruz. İnşallah bekliyoruz. Takip edeceğiz İçen hocam. Olarak, buradan. Bu sene zaten takımda çalıştırmayacağım için bütün maçlara inşallah rahat rahat canlı izleyip buradan evet. Daha sağlıklı yorumlar yapma şansına evet. Sahip olacağım. Evet hocam, bir de Çanakkale'nin bir diğer takımı var. Önemli bir ligde Çanakkale Spor. Bölgesel ligde mücadele edecek. Ballıgi kuralları da çekildi. İlk maç Karabiga Spor'la oynayacak. Çanakkale'de maç önümüzdeki haftalar başlayacak. Çanakkale Spor'u kamuoyundan takip edebildin mi hocam? Ben kamuoyundan yaptığı transferleri şimdi, geçen seneki takımı biliyoruz zaten. Birkaç kişinin dışında kimse de gitmedi zaten oradan. Alınanlar da varmış ama ben lig maçında iyice izleyip ona göre bir gidişatı için daha sağlıklı bir yorum yapacağız. Söylentiler var yani. Ortalar sıralarda veyahut işte giderse olmazsa niye şampiyonluğu, üçüncü ligi kovalamayalım. Yani bir sürü yorumlar var ama biz geçen seneki takımı bildiğimiz için de ciddi olan bir lig maçında izledikten sonra genel yorumunu yaparız diye düşünüyoruz. Hocam evet. Şimdi grup Dardanel Spor tabii Çanakkale'nin profesyonel ligdeki temsilcisi. Evet. Çanakkale Spor'da Profesör Doktor. Şimdi Çanakkale Spor'da 18 Mart stadında maçlarını oynayacak. Ve bir hafta Dardanel Spor, bir hafta Çanakkale Spor. Çanakkale'deki spor severler her hafta maç seyretmiş olacaklar. Grubu şöyle değerlendirirsek hocam, kimler var grupta? 4 Bursa takımı. 4 Bursa takımı, 2 Çanakkale Yalova takımı. Yalova takımı, 2 Çanakkale takımı. İstanbul'dan 5 takım. Ve yine bir ilk karşılaşma diyelim olacak. Yalova Spor. Evet. Çanakkale Spor'un grubunda. Yalova Spor'un başında da Mustafa Mete Ertem var. Evet. Mustafa Hoca'ya da Yalova Spor'daki görevinde başarılar dileyelim. Ve o maçta ilgi çekici bir maç olacak. Sonucu merakla bekleniyor evet. Tabii. Şimdi bu grupta
nispeten diğer Trakya ve Kocaeli grubundan daha nispeten kolay bir grup. Cumartesi günü Çanakkale Spor'un Çorlu Spor'la hazırlık maçı vardı 18 Mart adında. Ben bu maça gittim, bu maçı izledim. Ama çok sıcaktı. Oynanan futbolu beğendim. Çanakkale Spor'u beğendim. Aşikar Çelik yönetiminde yine devam ediyor. Şöyle genelde bir baktım da değişiklik var mı hocam? Çanakkale Spor'un takımında bayağı bir değişiklik var. Hocam yani eskilerden kim var diye kaleci Tayfun duruyor. Şenol duruyor. Bozcaada'dan bizim talebimiz. Burak duruyor. Burak Subaş duruyor. İlk 11'de oynayanları. Kaptan Mustafa duruyor. İşte Purçi diyorlar. Purçi ismini bilmiyorum ben. Purçi. Onu gördüm. Yeni transferler de var. Yoldaş vardı da sonradan girdi oyuna ama Çanakkale Spor'un şu avantajını gördüm. Geniş bir kadrosu var. Seyirci durumu nasıl? Kadro var. Ya hazırlık maçı olduğu için ama pek de herhalde duyuru da falan olmadı. Yani 50 kişi civarı bir seyirci vardı. Vardı. Ama orta sahada yabancı bir oyuncu var. Almış. Patrick diye. O vardı. İyi transferler var. Sonradan oyuna girenler de takımda oynayabilecek kapasitede yapılmış transferler. Diğer Çorlu takımı da ben biliyorum. Hocası arkadaşım Taceddin, Ziya Doğan'ın kardeşi. Onlar da şampiyonlar bir takım yaptılar. Ama onların kadrosunu zengin görmedim. Yani sonradan giren oyuncular fazla bir katkı koyacakmış gibi durmadı ama Çorlu Spor takımı da değerli toplu. Sağlam bir takım. Özellikle maçın ikinci yarısında Çorlu Spor takımı çok daha iyi oynadı. Dardanel Spor diyorum. Çanakkale Spor ilk yarı bütün oyuncuları çok efor sarf ettiler. Hava da sıcaktı. Ama ikinci devre Çorlu Spor daha dengeliydi. Zaten Çanakkale Spor iki ortayı da yan toptan buldu. Çorlu Spor'un kalecisi biraz zayıf hata yaptı. İkinci yarıda Çorlu Spor penaltı olup olmadığı tartışılır bir pozisyonda. Maçın hakemi Bayan Hoca'ydı. Dilek Hocam'ın, Zafer Hocam'ın eşi. O yönetti. Penaltı 2-1 bitti. Bu hanımefendi iyi hakem. Evet. Hava sıcaktı. Sporcular hep ondan medet umdular ama o da medet vermedi. Evet. Bu yüzden de bayağı bir itirazlar da oldu. Evet. Ama penaltı verdiğine göre penaltı diyelim. 2-1 bitti maç. Yalnız Çanakkale Spor çok transfer yaptı. Bravo. Ama belli mevkilerde çok fazla oyuncusu var. Sıkıntı mı? Çok fazla oyuncusu var. Özellikle forvet hattında kadrosu geniş. Defans bloğunda da oyuncuları var. Ama şu orta sahada ön libero tarzında oyuncu da benim gözlemim. Sıkıntı var. Çünkü Burak Subaş'la Patrick, ismi Patrick'miş yabancı oyuncunun. İkisi de aynı özellikte oyuncular. İkisi de çok geriye gelip topu geriden alan. Top kapma özelliğinden ziyade topu oyunu kurma anlamında bunlardan yani bunların alternatifleri var mıdır yok mudur muhakkak vardır. Ama oyuna daha fazla sürede kaldılar çıkmadılar sonlara doğru. Ancak o zaman düşünüyorum ki demek ki o bölgede pek oyuncu yok. Çünkü değişiklik olmadığına göre. Ofansif anlayışta. İşte Patrik'in de Burak'ın da ucuma hiç desteği yok. Yok. İki tane kanat oyuncusu süratli, özellikle 11 numaralı bir oyuncuları var. Purçi zaten bir kanatta oynuyor. Santrafor oynayan arkadaş
iyi top saklıyor. Yeni iyi ilgili mücadelelere yoldaşı giriyor. Yoldaşı kestiğine göre. Yeni transfer herhalde. Ya benim gördüğüm orta sahada bu iki oyuncunun eğer alternatifi varsa o zaman kadro zengin. Yani alternatifsiz değil. Geniş tutmaları güzel. Bu da onlar için uzunca bir lig maratonunda faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü parasal bir problemleri yok. Çan durumuna düşmesinler biliyorsunuz. Sizde Çan şampiyonluk paralarıyla başladı. Trabzon'dan biliyorsunuz getirirler. Bak ne durumlara düşürdü. Evet. Aynı şeyi yaşamasınlar inşallah. İnşallah. Şu şeyin bir avantajı var. Çanakkale Spor'un ekonomi gücü var hocam. Evet. Yani bu oyuncuları mesela Çan'ın o gücü olmadı ikinci yarı. Yani oyuncuların bir bölümü bırakıp giderken onların yerine oyuncu koyamadılar. Ekonomik olarak transfer yapamadılar. Yani şimdi 15 Ekim'de transferin biteceğini, amatör transferin düşünürsek 19 maçlar başlayacak. 4-5 hafta oynanmış olacak. Belki son gün bile 7-8 tane adam alabilir. Gücü var. Çünkü verilen paralar az buz paralar da değil yani. Değil tabii ki. 50 milyar, 40 milyar, 60 milyar peşinatlar verilmiş. Ekonomik güç de var. Transfer de yapılabilir. Çanakkale stadında da oynamış olması belki futbolcuları ekstra bir motivasyon olabilir. Bu orusla ama sahanın dezavantajı da olabilir. Şimdi nerede çalışıyorsun, nerede oynuyorsun? Onları çalıştığın yerle oynadığın yer çok fark ediyor. Evet. Bu konuyla ilgili kaleci Tayfun götürür alternatifi kim? Evet, iyi bir kaleci midir? Selim vardı. Başka kaleci aldılar mı bilmiyorum. Bunlar önemli. İkinci kaleciyi koymadı mı? İkinci kaleciyi denemedi mi Çorlu maçında? Ben değiştirmedi kaleciyi. Yani Yoldaş girdi. Oğuzhan diye bir oyuncu girdi. Bildiğim kadarıyla. Harun. Geçen sene ilk 11'de oynuyordu. Harun. Sonradan Harun girdi. Stopere Tahsin diye bir oyuncu girdi. Karabiga Spor'daydı bildiğim kadarıyla. Onun dışında kıvırcık saçlı bir oyuncu vardı. Zayıf böyle görünüyor. Çok dağınık bir oyuncu. Ne yapacağı belli değil. Ama mücadeleci, inatçı bir çocuk. Ya genel anlamda ben beğendim. Çanakkale Spor'u ama diğer takımları bilmediğim için. Şimdi bir de hazırlık maçları biliyorsun aldatır çoğunda ama genel konuda tabii senin tecrübene dayanarak söylüyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Dardanel Spor'da yaşanan sıkıntının bir benzerini de Çanakkale Spor'da gördüm. Yani Çanakkale Spor'da topu ceza sahasına taşımakta zorlanıyor hocam. Yani İki tane kenardan, yani birisini kornerden ortaladılar, bir de yan ortadan. İki gol buldu ama bunun dışında göbek bölgesinden pek fazla önlem aldılar mı oralara? Pozisyon, pozisyon üretemediler. Evet. Çünkü bu orta sahadaki iki oyuncu ucuma pek destek veremiyorlar. Vermiyorlar. Oyun sisteminden de kaynaklı. Ama oyun tarzı olarak ikisi de aynı. Mesela oradaki bir oyuncunun biraz daha böyle ne diyorlar? Agresif böyle yırtıcı topu kapıp alan bir tanesinin kalıp birinin ucuma destek veren pozisyonda olması lazım. Bu geride kalan oyuncunun daha agresif olması lazım. Burak Subaş zaten belli bizim, teknik kapasitesi bizim olan bir oyuncu ama agresif mücadelede yok. Ama topları iyi kullanır. Şimdi Patrick de aynı özellikte. Ucuma gitmiyor. Geliyorlar stoperin ayağından topu alıyorlar. Tamam teknik kapasitesi yüksek olduğu için topu iyi kullanıyorsun ama desteğe gidemiyorsun bu sefer. Defans geliyor mu? Evet. Dardanel Spor'da da aynı sıkıntı var. Dardanel Spor'da 18 bölgesinde oraya topu taşımakta zorlanıyor. Pozisyon üretmekte. Evet. İnşallah bunlar da giderilir. Aşılır inşallah. Diğer takımların pozisyonlarını tam olarak bilmediğimiz için aldığımız duyumlara göre işte Mudanya bu işe soyunuyor. İşte Gemlik'te Beyan Hoca Beyan eski Bursa Sporlu. Mudanya Yılmaz Vural sportif direktör. Kestel her zaman Bal Ligi'nde iyi takım yapar. Burada İstanbul takımlarının koyacağı performans önemli. Bildiğimiz kadarıyla Sultan Gazi
şampiyonluğu 2-3 senedir kıl payı kaçırıyor. Kaçın. İşte Büyükçekmece her zaman uzunca zaman oynuyor şampiyonla. Ama tüm bunlara rağmen gruba baktığımda ben Çanakkale Spor'u ilk 5'in içinde görüyorsun. Görüyorum. Bence de ilk 5'te inşallah gönül şey olur. Birinci sırada bitirir. Bu sene statü yine değişti. Hocam yine bilgin var mı? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Evet. Şimdi Futbol Federasyonu bu bal ligine bir türlü bir şey oturtamadı. Çıkma statüsü. Ne yaptı? Bir yıl birinciler direkt çıkıyor. İkinci yıl playoff oluyor. 1-2 çıkıyor. Eşleşiyorlar. İşte birinci bir maç oynuyor. İkinci iki maç. İşte grubunu şampiyon bitirsen bile çıkamıyorsun. Şimdi ne oldu? Şimdi bu yıl yeni bir statü getirdiler. Bu yıl birinciler kendi arasında oynuyor. Birinciler. 12 grup var. Evet. 12 tane birinci kurayla eşleşiyorlar. Evet. Hocam. Bu 12 birinci arasında maç yapıyor. Yenenler 3. lige çıkıyor. Eyvah. 6 takım. Tek maç. Eyvah. 6 takım. Tek maç çıkıyor. Bu maçlar tarafsız sahalarda oynanıyor. Geriye kalan 6 takım. Onun çıkamayanlar. Çıkamayan yani 6 evet. birinci. Evet. Kendi arasında bir daha eşleşiyor. Onun şeyi belli. Mesela 11 grubun birincisiyle işte 12. grubun ikincisi eşleşiyor yukarıda diyelim. Sonra bunun yenileniyle bunun yenileni eşleşiyor. O statü farklı. Bu 6 yenilen takım eşleşiyor. Maç yapıyorlar. 3 takım daha oradan çıkıyor. 9 takım 3. lige çıkıyor. Eyvah. Yani düşme. Düşme aynı devam ediyor. Düşme yani aynı mı yani? Mesela Çanakkale'den 2 takım var. Evet. Buranın süper amatör kümeden çıkan takımdan eğer düşmemiş ise baraj maçı baraj yapacak. Maçı. Eyvah, eyvah. Direkt düşerse direkt bu sene Çanakkale Spor'un olduğu gibi çıkacak. Yani şurada şu çıkıyor ortaya hocam. 12 takım var, 12 birinci var ama 9 kişi çıkacak. 3 tane birinci gene çıkamayacak. Bakalım bekleyip göreceğiz. Bunların eşleşmeleri de tabii Çanakkale burada olduğu için Çanakkale birinci bitirirse Marmara grubu veya Ege grubundaki tarafsız bir takımların birincileriyle eşleşecek. Yani çıkıp Doğu grubundaki bir birinciyle eşleşmeyecek. Eşleşmiş. Hocam bu belli zaten. Büyük ihtimalle 11 ile 12 galiba 9 da 10 öyle bir şey var statüde. Yani açık. 12 şampiyon 3. lige çıkamıyor. 9 tanesi çıkıyor. Evet. Evet. Yani bazen şampiyon olmak da para etmiyor hocam. Etmiyor. Durum onu gösteriyor. Evet. Çanakkale Spor'u da önümüzdeki hafta başlayacak. Başlarına izleyeceğiz. Başarılar diliyoruz. Yine onları Allah da programımızda ve yapacağız yorumlarını. Dile işte. Getireceğiz. Yorumlayacağız. Aşikar Çelik Çanakkale Spor'un başında yardımcılığına bizim Yusuf kardeşimiz getirilmiş. Yusuf Bahçeli. Öyle mi? Ona da yeni görevinde başarılar dileyelim. Ve süper amatörü geçelim hocamız. Süper amatörde maçların başlamasına daha var. Ekim ayının 18-19'unda başlayacak. Ama gruplar belli oldu. Kurallar da çekildi. Oradaydım. Ama takımların iddialı açıklamaları var. Demeçleri var. Bigaspor sezona şampiyonluk paralarıyla girdi. Arkadan Çanspor. Başkanı çünkü gene geldi. Çanspor geldi. İyi bir çalışma yapıyorlar. Basından takip ettiğimiz dışarıdan bir hoca getirildi. Ve oyuncular transfer edildi. İddialı açıklamaları var. Lapseki Spor yeni çıktı. Evet. Halil Başkan yine Hedef büyük. Hedef büyük ama mütevazi açıklamaları evet. var. Ama onu da iyi bir takım yaptığını duyuyoruz. Hı. Aldıkları oyuncularla. Tesisler havaya soktu onları. Tabii önemli hocam. Tabii. Yani her şey. Yıllardır toprak, taş. Tesis. Her anlamda önemli. Evet. Hem sporcu yetiştirmende önemli hem aldığın sporcunun performansının artmasında önemli hocam. Evet. Düşünsene bir misafir getiriyorsun evine. Evet. Ev şahane. Adam of diyor nereye geldim. Ne?
Ama eğer berbat bir gün kalayım, ikinci gün nasıl voltalarım. Onun peşinde Halil Başkan Erdinç Hoca ile beraber. Yine Allah utandırmasın. Mütevazi açıklamalar yapıyorlar ama iyi bir oluşum yaptıklarını biliyoruz. Bozcaada Spor söylemeye gerek yok. Her zaman bu ligin lokomotifi olur. Kulüp yapısıyla, oyuncu kadrosuyla bu yarışta varımdır. Burada şu anda bir soru işareti Aslanca. Evet. Her zaman bir soru işareti Aslanca'da, var. Aslanca'da bu sezonda şu anda soru işareti. Çünkü Ali Rıza devam edecek mi, etmeyecek mi? Evet. Aslanca Spor Lig'e girecek mi, girmeyecek mi? Benim Sayın Kurt Ali Rıza ile bir 5 dakikalık sohbetim oldu. Kendim öyle bir damarına bastım. Ne o dedim, yine son dakikada mı? Vallahi dedi, bütün futbolcularım dedi gitti. Hepsini transfer ettiler dedi. Ben aynen de görüştüm. Söylediği kelimeler bu. Ama dedi, içimde dedi, birkaç tane futbolcum kaldı. Onları harcatamam dedi. Onun için dedi, galiba gene dedi, takımın başındayım. Özkan Bey'le de görüştüm dedi. Yine galiba dedi, onların hatırına devam edeceğim dedi. Evet. Bana başlangıçta öyle bir niyeti yoktu. Çünkü sağlık yoktu. Problemi de vardı. Evet. Ama kura çekiminde Ali Rıza'yı gördükten sonra Ali Rıza bu işten vazgeçemez dedik. Evet. Bırak Aslanca Spor'u çalıştırmayı, hocam futbol oynamış. Evet. Yani o da oynadı, sevindirici bir haber. Oynadı, evet. Ama harikalar yarattı. Ondan sonra oradaydım ben. Tekrar ben de görüşme fırsatım oldu Ali Rıza'yla. Senin söylediklerini bana da söyledi. Hı. Yani oyuncuları, iyi oyuncularımı iyi kulüplere verdik. Hem ekonomik olarak para kazanmaları için. Ama 3-4 tane de oyuncu kaldı. Onları da bırakamayız dedi. Yine bu işin içine gireceğim dedi. Girdim mi de duramam dedi. Zaten yine iddialı bir şeyler yapmam lazım dedi. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Ali Rıza iddiasız olmaz. Adam alı saha maçını bile iddialı oynuyor. Ama dedim ona, senden dedim 10 numara formayı kimse alamaz dedim. Benden sana dedim şey yapmış olduğu, atmış olduğu bir gol var. Hepsini çalımladı. Kaleciyi de bastı, attı, döndü. Vallahi dedim daha hiç kimse gelmesin dedim 10 numaralı formayı söyleyeceğim dedim. Evet. Yenice çıktı lige hocam. Yenice'den ben hiçbir haber alamadım. Nedir, ne yapacaklar bu sene, hedefleri nedir? Vallahi Ezine'de biliyor, Yenice'de biliyorsun tesislerine kavuştu. Ben güzel şeyler yapacağından eminim. Çünkü Yenice'nin başında Mesut Başkan var. Mesut Başkan'ın olduğu yerde her zaman için başarılı olur. Bıraktığı zaman işte Yenice'nin durumunu gördük, küme düştü. Ama tekrar aldı, yine gördük. İkinci amatör kümeden bire, birden de süper amatör kümeye yine geldi 3 sene kayıptan sonra. Onun için Mesut Başkan varsa başarılı. Gelibolu'dan ses yok. Gelibolu'dan ses şöyle, geçen sene ağızları yandı. Yani bir şampiyonluk havasında girdiler. Bu sene yoğurdu üfleyerek yiyecekler diye düşünüyorum. Ama geçen seneki patlama yok. 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 Kepez'de bir sessizlik var. Kepez bu sene biraz daha altyapıya yönelecek. Murat Hoca ile konuştum. Evet. Öyle bir iddiamız yok. Şampiyonluk gibi. Ama yine dengeli bir takım yapmaya yapacağız da sahanın sorduğunu gördün mü? Ben geçen gün gittim. O sahayı gördükten sonra hedeflerin olmadığını biliyorum. Sahayı galiba sentetik saha yapıyorlarmış. Önümüzdeki haftalarda ondan başlanacakmış. Evet. Ondan ellemiyorlar. Önümüzdeki haftalarda ya bir göreceksin yani. Saha sentetik saha olacakmış. Korumuş güzel bir saha olacakmış. Şey olmuş. Demek ki dediğin doğru. Evet. Onun için bir harcama yapmıyorlar. Ya da ilgisiz kalıyorlar. Çünkü evet. Neden? Kalkacakmış demek ki. Evet. Bu sene birinci amatör süper amatörden önce başlayacak hocam. Evet. 11-12'si birinci amatör küme Çanakkale'deki amatör kümelerinin ilk maçlarını oynayacak. Birinci amatör kümede bu sene Ezine Spor'a hoca olarak ben oldum. Hocam bayrağı senden devraldık. İşimiz zor. Senin Ezine Spor'a katkıların tartışılmaz. Geçtiğimiz sezonda iyi bir noktada bıraktın. Birinci amatörde de Ezine Spor'un idari anlamda ve ilçe bazında bir yapılanması var. Var. Güzel, hoş. Geçen sene sizinle beraber başladı. Bir iki maçınıza da geldim. 3-4 bin seyirci. Evet. Yani bir var. Başarıya hasret var. Bir oluşum var. Biz de inşallah orada
Elimizden gelen en iyisini yapıp ondan hiç şüphem yok. Ezine Spor'u bir üst lige taşırız. Yani gruba baktığımızda da takımların potansiyelleri nedir, ne değildir? Barbaros Spor. Evet. Her zaman olduğu gibi köklü bir altyapısı var. Yani bu yarışta yer alabilecek bir takım olarak düşünüyorum Barbaros Spor'u. Gökçeada. Gökçeada evet. Sen daha iyi yapısını biliyorsun. Sahası avantaj çünkü. Saha ve yani öğrenci bazlı bir kadro tabii, oluşturdukları evet. için söylediğiniz yine o kadroyu oluşturabilirler mi? O yönetim olursa oluşturur. Önemli olan o yönetim. Evet. Ben Tarım Spor takımını geçen sene çok beğeniyordum. Evet, düştü. Küme düştü. Oyuncu kadrosu ne alemde bilmiyorum ama yine Tarım Spor'dan bu var, işi kovalabilir. Biga takımları Kavaklı. Kavaklı. Ama Biga'da bir alan dar olduğu için evet. Sporcu bulmak çok kolay değil. Çünkü Biga Spor var, Karabiga Spor var, Ada Spor var. Ada çok var. Takım çok. O kadar sayıda oyuncu, iyi oyuncuyu bulabilirler mi? Belki senin geçen sezon programımızda hep sürekli bahsettiğin Gelibolu Gölcük takımı belki iyi olabilir. Onlar da bu yarışın içinde olabilirler. Bayırköy. Hı. Takımlar var. Ben yani zirveyi zorlayabilecek ben anlamında. Senin başında olduğun bir takımı çok üst yerlerde bitireceğini ve şampiyon olacağından hiçbir şüphem yok. Yeter ki o geçen seneki yönetim Ezine'de olaya geçen sene sahip çıktığı gibi bu sene de sahip çıksın. Yani çünkü senin çok büyük şeyler katacağından hiç şüphem yok. Çünkü Ezine'nin senin gibi bir teknik adama kavuştuğu için çok şanslı olarak ben görüyorum. Neden? Gençsin, dinamiksin, futbol geçmişin çok üst düzeyde. Şu andaki teknik direktörlüğünde zaten yapmış olduğun icraatlarla ortada. Şampiyon yaptığın takımların hala üçüncülükte boy gösterdiğini hepimiz biliyoruz. Ben bu Ezine'ye bu havayı da katıp Ezine Spor'u o eski şaşalı 30-35 yıl önceki Ezine'leri yine tekrar Ezine halkına bütünleştireceğini, onlara gene o havayı yaşatacağından benim hiçbir şüphem yok. İnşallah oradaki Ezine'li futbolcular da bunu kendi işlerine iyice yaşarlar, sindirirler, olaya sahip çıkarlar ve senin gibi bir antrenörle çalışmanın zevkine nail olurlar diye düşünüyorum. Ya, teşekkür ederim hocam güzel düşüncelerin için. Gerçekten Ezine'de özellikle futbolda ve diğer spor branşlarında önemli bir atılım var. İlçenin spor tesislerinin yapılması doğrultusunda senin de önderliğinde hocam. Bu sene saha sentetik sahaya dönüşecek. Söylenen Kasım ayında ilk kazma vurulacak. Dendi. Belediye başkanımıza destek verdiği için teşekkür ediyoruz. Mehmet Akgün başkanlığındaki yönetim kuruluna da spora bu denli sahip çıktıkları için teşekkür etmek. Çok seviliyor bir de Ezine'de. Evet teşekkür etmek lazım. Çünkü beni de bu görevi kabul etmem konusunda ikna olmama yardımcı olan en büyük etkenlerinden bu istek ve arzuları oldu. Geçtiğimiz sezonda senden takip ediyorduk, biliyorduk o özverili çalışmalarını. Oradaki o oluşuma bir katkıda ben sunabilirsem ne mutlu bana hocam. Tabii amacımız şampiyon olmak, hedefimiz ama centilmence bir kulüp olgusu içerisinde tek önceliğimiz ligi oynamak. Her takımı Ezine'de en iyi şekilde ağırlamak, gittiğimiz yerlerde de aynı şekilde ağırlanmak. Yani maçları dışarıda oynarsanız aman bayram sahası çok güzel. Gittim gördüm, muhteşem bir şey. Evet, sahalarla ilgili tabii seçenekler önümüzde var. Hepsini değerlendiriyoruz hocam. Çanakkale'de oynama isteğimiz var, yer bulabilirsek. İşte Kepez, erken biterse Kepez'de bir kısım oynama niyetimiz var ama senin de söylediğin gibi Bayramiç geriye tek seçeneğimiz kalırsa Bayramiç'te oynayacağız. Hayırlı olur inşallah. Tabii yeni sezonda
tüm Çanakkale takımlarına başarılar dileyelim. Sakatlıktan uzak bir sezon geçirmelerini dileyelim. Tabii biz programlarımızda her zaman farklı spor branşlarına da yer verdik. Özellikle yayın yapmadığımız dönemlerde Çanakkale için önemli başarılar elde edildi. Özellikle Hasan Altınuşuk antrenör abimizin önderliğinde tekvando takımı sporcularımız dünya üçüncülükleri, Türkiye şampiyonlukları kazandılar. Hepsini yürekten kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Yine okçulukta Merkez Okçuluk Tandoğu Yazıcı hocamızın önderliğinde okçulukta şampiyonlar çıkardı Çanakkale. Konuğumuz diye. Konuğumuz da olmuştu. Ve bir üzücü haberimiz de var hocam. Evet. Geçen dönemde programımızda sık sık yer verdik. Vatanseverler Amerikan futbol takımımız maalesef ligden çekildi. Bunun tek sebebi de bir destek bulamamaları. Maalesef bu da Çanakkale adına bir ayıp olarak geçiyor. Çünkü bu programımızda biz defalarca bu konuyu gündeme getirdik. Böyle bir takımların desteklenmesi gerektiğini ama bu takımımız Ünilik'te maçlarına devam edecek üniversite takımıyla beraber ama Pro Lig'den imkansızlıklar dolayısıyla antrenör arkadaşımız Mustafa Levent Yener hocamızın destek bulamamaktan, dert yanaraktan, üzülerek böyle bir karar aldığını da ekranlarımızdaki izleyicilerimizle çok paylaşalım. Üzüldüm, çok başarılıydılar ya. Çok da renk atmışlar aslında Çanakkale'mize. Çünkü Çanakkale'de çok hiçbir ile nasip olmayan bir şeydi bu. Ve biz hani sponsorluk yasasını da hatırlatmıştık. En güzel reklamdı bu ama maalesef demek ki kulak arkası yapılıyor. Bunları yaşatmak lazım. Bir bitkiye nasıl su vermediğin zaman solup gider, en sonunda ölür. Böyle spor dallarına da duyarsız kalırsak işte çekilip giderler, evet. Ölürler. Evet hocam, bir daha böyle şeyler yaşanmasın. İnşallah. Herkes spora destek vermeye destek versin devam etsin. Bu kardeşleriniz bak, dünya kadar sporcu. Değil Amerikan futbolu yani bu kadar güzel de Çanakkale'yi en iyi şekilde de temsil ettiler. Evet. Bir son maçta kaybettiler şeyi. Evet. Bu arada bir bilgiyi de paylaşalım hocam. Geçtiğimiz hafta TÜFAT Olağan Genel Kurulu oldu. Mustafa Mete Ertem yine başkandı. Tek aday girdiği kongreden yine başkan olarak tüm üyelerin oyuyla yeniden seçildi. 15 kişilik bir yönetim kurulu oluştu. Bu yönetim kurulunda sizler de varsınız, ben de varım. Yeni çalışma döneminde de 3 yıllık görev boyunca da Mustafa Mete Erdem Başkanımıza ve yönetim kuruluna başarılar dileyelim. Ve programımızı yavaş yavaş kapatalım hocam. Söylemek istediğin son sözlerin varsa onları da alalım ve yayınımıza son verelim. Allah Boğaz TV'yi Çanakkale'nin başından eksik etmesin. Evet. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, yeni yayın dönemimize yeni jenerimizle başladık. İlk programımızı gerçekleştirdik. Bizler sizleri özlemiştik. Umuyor diyoruz ki sizler de bizleri özlemiştiniz. Önümüzdeki haftalarda yine farklı konu ve konuklarla tüm hızıyla Sportmence programı Boğaz TV'de devam edecek. Yine ekibimizle beraber ana masada İhsan Konuk ve Cuma Dereli arkadaşlarımızla beraber teknik ekibimize teşekkür ederek bir dahaki haftaya buluşmak üzere. Kalın sağlıcakla diliyoruz. İyi akşamlar.